Haberet YouTube kanalına hoş geldiniz. Fatih Doğan'la birlikte haftanın spor gündemini değerlendireceğiz. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin. Nasılsın? Gayet iyi. Ee, i̇stersen amili takımla başlayalım. Senle seninle bu konuyu konuşamamıştık. Ee, çok sıcak bir gelişme. Geçen hafta e, Kuntz gitti. Beklenen bir gelişmeydi aslında. Ama yerine gelen Montella son günlerde belli oldu. Kuntz'un ayrılığına yakın belli oldu. Biraz sürpriz diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu tercihi? Yani geçen sezon değil hatta iki yıl önce Kuntz gelirken de tercihimin yerli teknik adamdan olduğunu söylemiştim. Hala bu düşüncemin arkasındayım. Tabii bunu bu e, milliyetçilik duygularıyla değil bilimsel olarak da açıklamak isterim. E, hem e, duygularımız diyor ki yerli bir teknik adamla e, başarılı olacağımızı gösteren iki tane veri var elimizde. Bunlardan bir tanesi 1996'da Avrupa Şampiyonası'nı Fatih Terim'le katılmış olmamız. 2000 yılında Mustafa Deniz ile çeyrek final çıkmış olmamız. 2002'de Şanol Hoca ile Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirmemiz. 2008'de yine Fatih Terim'le ile Avusturya, İsveç'te, İsviçre. İsviçre'de, yine dördüncülüğe kalmamız. 2016'da baktığımız zaman yine Fatih Terim Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz. Her ne kadar sıkıntı yaşasak da dönemde. 2020'de de Şenol Güneş'le ee, i̇n Avrupa Şampiyonasına gitmemiz. Ben bu tüm şampiyonları 96'tan beri Fatih Terim'le başladım. başladım şeye kadar, e, Şenol Güneş'e kadar, 2020'ye kadar e, hepsini bizzat takip ettim. Bütün kamplarını süreçlerini e, Türkiye'den aldım, sonra sonuna kadar bıraktım. Bu süreçleri de çok iyi biliyorum ki. Bu dönemin ortak özelliği tabi arada Hiddink gibi hocalarla da çalıştık. Uçeski gibi hocalarla da çalıştık. Birçok Stefan Kutsu'la da çalıştık. Ki Stefan ben 1996'da tanırım. O dönemde muhabirken e, yine çalışmıştık. E, ortaya bir gerçek çıkıyor. Bu gerçek bize diyor ki Türk milli takımı yerli hocalarla başarılı olur. O yüzden şimdi e, bu, bu, bu verinin dışına çıkacak yabancı hoca olmadı. Bizi şampiyonlara götürecek, şampiyonlara bir yerlere getirecek hoca olmadı. O yüzden ne diyoruz? Yerli olsun, e, milli olsun e, ve bununla da biz başarı elde edelim diyoruz. Aslında Bu birincisi. Ben de çok ufak sözünü keseyim e, sana katkı yapmak için. Sadece Türkiye için değil aslında dünyada da böyle. Almanya'nın dünya şampiyonluğu yine Löw'le. İşte Brezilya'nın daha önce Scolari. Son Avrupa şampiyonu İtalya Mançini. Yani İspanya'da, İspanya'da dünya Aragonés, Kupası, Avrupa Şampiyonu Dünya Kupası Del Evet. Yani bunların hepsi senin söylediğin çizgide olan şeyler. Bir bilimsel çalışma var. Geçtiğimiz günlerde bunu da ben kamuoyuna ilk ben duyurdum. Mehmet Yorum, Profesör Doktor Mehmet Yorulmaz'ların danışmanlığı yaptı. O da İstanbul TÜFED Başkanı aynı zamanda. Bir doktora tezini, doktora çalışmasını okudum, inceledim. Yaklaşık 200 sayfa. Bahadır Bayarslan doçent doktora teziydi ve bu Avrupa'daki bütün şampiyonalara başarı indeksini incelenmişti. İşte hangi milli takım başında kim kaç puan toplamış kim ne kadar başarılı olmuş gibi bir indeks burada şöyle bir sonuç çıkıyor yani diyor ki bizim duygularımız evet Türk olsun Yerli olsun bizden biri olsun diyoruz ama bunu iki veriyle söylüyoruz. Bir bu başarılı sonuçlar. 96'tan beri şampiyonlara sadece Türk hocalarla katılmış olmamız bu bir. İkincisi uluslararası platformda da senin de örneklerini verdiğin gibi bilimsel veri. Yani bilim diyor ki kendi ülkenizin hocalarıyla çalışırsanız başarı oranınız %70-80. Yani kendi hocanızla çalışırsan bir işi başarma oranınız milli takımlarda sadece Türkiye için değil, İspanya için de, İtalya için de, Almanya için de kendi hocalarınızla çalışırsanız başarı oranınız %70, %80. Dışarıdan hoca alırsanız bu başarı oranı %20, %25. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu neyi tercih etti? Bu %25'i tercih etti. ha İstatistikler değişebilir mi? Tabii ki e, yabancı hoca olması e, başarıyı e, sağlayamaz diyemezsiniz. Şimdiye kadar olmaması bundan sonra olmayacağı anlamı da taşımaz. Ama veri üzerinden konuşacaksak, analiz üzerinden konuşacaksak Hüseyin, e, hem bilim hem de ruhumuz... Ne diyordu? Ee, yerli hoca olsun diyordu ama yerli olmadı. Peki bu kadar yerli hoca da var yani alternatif de var işte Fatih Terim, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman. Çoğunun ismi geçti. Montella'nın ismi geçmiyordu. Son birkaç günde geçti ve hemen e, göreve geldi. Yani bu tercihte kim etkili oldu? Şu yüzden soruyorum. E, Kuntsu Hamit Altıntop'un getirdiği yani onun bu tercihte etkili olduğunu herkes biliyor Kendisi açıkladı zaten. Evet e, yani bu tercihte de Kuntz mu etkili oldu? Futbolcular mı etkili oldu? Yani e, Hakan Çahlanoğlu'nun bir açıklaması vardı Kuntz'un ayrılığıyla ilgili. Benden görüşümü istedi dedi federasyon. Bana sordular dedi Kuntz'la ilgili görüşümü. Ben de söyledim dedi. Kuntz'u için görüş alan federasyon Montella'nın gelişi içinde bir görüş almış mıdır? Yani futbolcular... Ve Hamit Altın top hangi tarafta baskın oldu sence İkisi birden de olabilir tabii. Ya, kesinlikle almıştır bir kere ben e, futbolcuya dayalı düzenin e, sporcuya dayalı düzenin e, çok e, doğru bir sistem olduğunu düşünmüyorum sadece Türkiye örneğini vermek istemiyorum dünyada da böyledir futbolcular çok baskın olduğu zaman teknik adamlar pasif kalıyor ve futbolcuya dayalı dediğimiz bir düzen oluşuyor ve bu da yararlı anlamda sıkıntıya neden oluyor yani o yüzden e, güçlü hocalar güçlü takımlar demek e, oyuncularla hoca dengesinin çok doğru oturtulması demek. Eğer bir kurumda, bir e, spor kulübünde, bir takımda e, oyuncu hoca değiştirme duruma gelmişse orada e, mutlaka bir sıkıntı var demektir. Tercihlerde sıkıntı var demektir. Orada hocaların varlığı odur. Sadece futbol için söylemiyorum. Güreşte de öyledir. Milli takım, işte voleybolda da öyledir. Hoca figürünün her zaman e, saygın bir yerde durması lazım ki kararları ona göre belirlensin. Şimdi burada iki tane parametre var. Bunu iyi görmemiz lazım. Ee, Şenol Güneş'in girişinden sonra geçtiğimiz günlerde e, basın danışmalı yani 2020-2021'de e, benim de takip ettiğim e, Roma'daki e, açılış maçı arkasından Bakü'deki maçlar sürecinde e, sıkıntı oldu. Bir anda Şenol Güneş görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan 24 takımın en kötüsüydü. Euro 2020. Evet e, Euro 2020'nin biliyorsun pandemi nedeniyle 21'de yapıldı. Şimdi en kötüsüydük 24 takım. Ya yani Türkiye bunu hak etmedi. Yani oyuncuları tanıyamadık. Ee, futbolumuzu beğenmedik. Ee, gerçekten Şenol Güneş gerçekleriyle oyun gerçekleri arasında çok ciddi bir sıkıntı vardı. O zaman da sordum. Yani bu bu temel bu, bu kadar düşmez bir takım. Burada başka bir hikayeler var dedi. Geçtiğimiz günlerde Şenol Hoca'nın o dönemdeki basın danışmanı bir açıklama yaptı. Stefan Kun oyunculara hedef gösterdi. Oyuncular beni işte oynamıyor maç sonrası aynı. Evet. Normalde Ermenistan maçı sonrası 22 atak yaptık. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz diye Kun. Ne olduysa Hazırlık maçı sonrası bir anda topu oyuncuların üzerine attı. Ee, çünkü Stefan Kuntz o maçtan önce, e, o bas toplantısından önce gideceği netleşmişti. Yani orada bir e, o bilgi geldikten sonraki tavrıyla gelmeden önceki tavrı arasında uçurum var. Önce çok kibar, esprili bir Kuntz. Sonra karar netleşince de suçu futbolculara yıkan başka bir Kuntz. Yani Japonya maçı öncesi. Biliyor muydu göndereceğini? Biliyordu. Ona uygun bir dille bence söylendi. E, bas toplantısından sonra yani o toplantıyı yapmadan e, bu bir anda tavır ve tarz değiştirdi. O izleyin gözlerine bakış tavrını bir anda başka bir şeye dönüşmüş bir kuns gördük. Oyuncular hedef alan bir kuns gördük. Ha, yani neden o güne kadar kibar davrandı, hep gülücükler dağıtıyordu, oyunculara mavi boncuk dağıtıyordu da o gün gerildi. Bunun nedeni şu, dedim ya oyuncuya dayalı düzen. Yani e, teknik direktör e, transfer edilirken tabii ki hocanın, e, şeyin oyuncuların, kaptanın fikri alınabilir. Ondan sonra bu konuda e, fikri sorulabilir. Ya da yeni bir hoca giderken de sorulabilir. Ama bunun ölçüsü nedir? ya yani Neden e, böyle bir şey ihtiyaç duyarsınız? Ya da bunun oranı nedir? Şimdi bu yük milli takım üzerine çökmüş durumda. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları... Ee, Şenol Güneş'in eski basın danışmanı Altuğ Atalay'ın iddiaları diyor ki nasıl geldiysen öyle gidersin diyor. Nasıl geldiysen öyle gidersin. Demek istiyor ki, ki sen futbolcularla geldin evet. yani futbolcuların kazandığı futbolcular. yani, evet, evet Şenol Güneş'e futbolcular gönderdi sen Hı. de aynı şekilde gittin diyor ve bunu inanıyor ve ortada bir sessizlik var. Yani bu iddialar öyle e, kenara atılabilecek e, iddialar değil. Bunlar e, hatta ben aradım Altuğ Atalay'ı da çok ayağım ben ortada dedi, söyleyeceklerim zaten net dedi. Yani daha ne söyleyeyim dedi. Hatta üzerine çıktı bir köşe yazısı da yazdı bu konuyla ilgili. Ve orada o köşe yazısında da Hamit Altıtop'u sayın Hamit Altıtop eleştiriyor. Diyor ki bu işin bir faturası varsa, bir başarısızlık varsa, Ştefan Kuntuz'da Hamit projesi ki Hamit Altıtop tek yetkili benim, ben getirdim, arkasında ben varım demişti. Şimdi e, sen niye Ştefan Kuntuz'un başarısızlığıyla beraber aynı reaksiyonu gösterip görevini bırakmıyorsun diye de bir çağrıda bulundu. Şimdi soru şu. Tabii fotoğraf birleşiyor. Ee, şeyin açıklamaları var. Levent Özçili, Hakan Çalhanoğlu'nun var. Ee, Şanlı Güneş'in basın danışmanının var. Stefan Kusun açıklamaları var. Ee, ve Montella geldi. Geliş öyküsünde de herkes şunu biliyor ki Montella, Milana e, hocayken e, Hakan Çalhanoğlu transfer edensin. Birlikte de çalışmışlar var. E, doğal olarak da böyle bir e, sinerji de oluştu. E, federasyon bence Montella'yı getirerek Sadece Hakan Çalhanoğlu ile tanıştığı için, arası iyi olduğu için ya da İtalya'daki oyuncularla iyi oynadığı için değil. Ama mesela başka bir faktör de şu bence. Türk hocalarla uğraşmak istemedi federasyon. Şimdi Fatih Terim'i alsalar yönetimde sevmeyenler var, istemeyenler var. Fatih Terim'i yönetemezsiniz. Fatih, Fatih Terim gelirse köklü bir değişiklik olurdu muhtemelen. Köklü bir değişiklik olur. Da. Hani en azından işle karıştırmaz. Orada yani. bir hani gelen giden olur yani ama. Muhtemelen. Ayrılabilir. Ya ayrılır ayrılmaz ama eski etkinliğinde bulunacağını düşünmüyorum. Yine hakeza e, Abdullah Avcı gelse de benzer bir durum olabilir. Yani ha, Abdullah Avcı da gelmiş olsaydı o da daha önce milli Takımla çalışmıştı. Böyle bir sıkıntı olabilir. Yani aşağı Türkiye'de her hocanın diyor ya bir başkan. Her hocanın bir medyası oluşmuş. Desteği var, kamuoyu desteği var. Şimdi Sergen Hoca'yı getirseler onun da başka avantajları var. Başka dezavantajları var. E, orada başka bir polimik konusu var. Sanırım dediler ki hani biz e, iç Türk hocalardan işte Rıza Hoca hak etmişti bekliyordu. Yani Sivas'ta yaptıkları ortada e, daha önce Avrupa'da maçlarında yaptıkları ortada. Milli takımda ümit milli, milli takım hocalığı yapmış vesaire. Rıza Hoca'nın da medyası yok aksine değil mi? Onda yok tabii yani yaptığı işler var sadece. Çok da önemli işler yapmıştı. E, Rıza Hoca da mesela bekliyordu. E, i̇fade etmişti hatta Şütefankun eleştirirken altın çizici en cesur konuşanlardan biriydi. Milli takım Türk teknik adamlarla yönetilmeli demişti. Stefan Kuz da arkadaşıdır yani bu arada. milli takım şeyden tanınır Beşiktaş'tan. Buna rağmen o prensibinden vazgeçmemişti. Nihayetinde bence bu kaotik yapı oluşur diye, herhangi bir yerden eleştiri gelir diye Montella Türkiye'yi de tanıdığı için adam Demirspor'da da bir iki yıl vakit geçirdi. oradan bir sıcak yumuşak geçiş evet yumuşak geçiş yaptılar. Yani gönül tabii ki başarılı olmasını ister. Ee, Peki başarılı, başarılı olur mu? Euro 2024 şansımız. <laughs> yani aslında 2024'de git, git, gitmeyeni dövecekler durumda. Çünkü statü değişti. Evet ilk iki direkt gidiyor. İlk iki direkt gidiyor. Ee, yani burada Ermenistan maçını kazansan tabii. kapıyı aralayacaktın. Yani o zaman da kuz gitmezdi gerçi. Ee, yani saha sonuçlarıyla değerlendirmek de yanlış hocalara. Ama öyle olacak. Öyle oluyor. Deme. Ama şimdi mesela milli takımda Stefan Kuz niye geldi? Ben sana sorayım Niye geldi Stefan Kuz? Yani Hamit istedi geldi muhtemelen. Hayır niye geldi? Yani getirirken bir açıklaması var. Alma milli takımından Ümit e, milli takımı Tabii. şampiyon yaptı. İşte gelecek vizyon ortaya koyacak. Gurbetçilerin ile içinde sağlayacak. Altyapıya gelse. İşte oyuncu, yeni oyuncular kazandıracak yani. vesaire. Aynen öyle. E şimdi kaç tane oyuncu onun döneminde enjekte edildi takıma katkı oldu. Ona kalsa Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesinde dedi onun payı var öyle diyor. Yani Arda Real Madrid'e için mi şey yapmış <laughs> yani. Milli takıma geç aldığı için ya da İsmail Kartal Arda'nın olgunlaşmasını beklemeliyiz dediği için ya da şey işte Kunz'un röportajında bana bana verdi röportajı vardı. Arda İsmail Kartal'a kartırıyorum Arda'nın olgunlaşması lazım dediği için. E Fenerbahçe taraftarları tam tersini düşünüyor. O da diyor ki yıldız oyuncular oynayarak diyor geliştir diyor. Messi öyle oldu diyor. Ronaldo öyle oldu diyor. Neymar öyle oldu diyor. Bunlar genç yaşta. Ronaldo dünya öyle oldu. O zaman Arda da oynayarak gelişmesi lazım dedi ki Real Madrid gibi dünya devi de Arda'nın oynayarak gelişebileceğini düşünerek kaç para saçtı ortaya. Yani büyük paralar verdi. Ve Arda inşallah şimdi sağlığına da kavuşmuş başka bir yere gidecek. Stefan Kuss'un ölçüsü değildi. Belki işte ben Ferdi ikna ettim. Sarı Hoca'nın milli takıma ikna ettim. Her dönemde her hoca birkaç oyuncu e, ikna ediyorlar ama bu hocaya yazar mı? Yoksa Türk milli takımını seçtikleri için oyunculara e, şey mi yapmalıyız? Yani altın madalya falan mı vermeliyiz? Yani ya yani yazmaz. Alkışlarız, geçeriz. Orada bir şey yok. Yani Stefan Kuntz iki yıl geçmiş bize bıraktığı bir miras yok. Mesela Lucescu için öyle söyleyemiyorum. Lucescu Gerçekten bir futbol filozofiydi. Yani sistemi değiştirdi, takımı yeniledi, gençleştirmeye imza attı. Yani tut, onu tutamadık mesela. Orada da başka çok ağır eleştiriler oldu. Hocaya haksız eleştiriler. Ee, ama e, şu, yani Luchescu gibi birinden Stefan Kunz gibi birine dönüşmek. Yani birisi profesör, öbürüsü şey öğrencisi gibi, doktora öğrencisi gibi, yani yüksek lisans öğrencisi gibi. Ee, o seviyede olacak iş değildi ve bu hatadan dönüldü. Ama hataya imza atanlar, bu karar verenlerin de kendi durumlarını, kendi pozisyonlarını, kendi kararlarını sorgulaması lazım. Montelli ile de bence süreci daha yönetmek çünkü o hoca direkt size bağlıyor, arkasında bir güç yok. Yarın gönderseniz bile işte kimse arkasını durmuyor. Ama Fatih terimi getirmek kolaydır da göndermek zordur. İşte Aykut Kocaman mesela. Ben de Aykut Kocaman'ı çok isterdim mesela. Şu takımda. Hamza Hamzoğlu mesela. Hiç onun da medyası yok. Yani gündeme gelmiyor. Galatasaray şampiyon yaptı. Kenarda mesela Hamza Hamzoğlu'nun adı geçmedi. Bak, ya, yani futbolda biraz da karizman olacak herhalde. Ya karizma... Yani... Yerli hocaları bence birçoğu buradan kaybediyor. Ya mesela Rıza Çalınbay'da dedik ya bir medyası yok. Abi Sergen Yalçın'da karizma var da ne oluyor? İşte Beşiktaş'la Gel, geldi yani. O vardı. Karizma nedir mesela? Aykut Kocaman'da karizma yok mu? Ya yani işte karizmadan kasıt işte medyayı yönetebilme, futbolculara söz geçirebilme. Şimdi İsmail Kartal'a da geliriz. Yani Onun için de daha önceki dönemlerinde bu çok konuşuldu. Hani bir futbolcuları idare edecek, hani kenarda bir hoca var algısı yaratacak bir karizması yok dendi. Alkı bu, ıı, bu tarz. Karizma başka bir şey. Mesela bu oyuncular için, bu onlar içerisinde mesela Aykut Kocaman'ı çok beğenirim ben. Müthiş karizmadır mesela yakışıklıdır, sakindir, kalitelidir. Aykut Hoca ile şöyle otur, karizma ne demek olduğunu anlarsın. Karizma başka bir şey. Karizma yani e, efendi olmak karizma ile karşıt değil yani. Yok karşıt Başka değil, bir yok. şey. Hamz Hoca da karizmadır dedin ya. Yani hani herkes bir Fatih Terim istiyorsak evet Fatih Terim karizması ayrı bir şey onu kabul ediyorum. Her hocanın kendine göre karizması var. Burada mesela Bence yönetip yönetmeme, ne kadar kontrol edip yönetme demeyeyim de o biraz ağır oldu. Ee, ko süreci kontrol edip etme, hocaları kontrol edip etmeme ile edip alakalı herkes bir şekilde kontrolle olayın içine dahil olmak istiyor. Bravo. Bu önemli. Herkes yöneten de o sürecin içerisinde bir şekilde dahil olmak istiyor. Eğer dahil olacağını hissediyorsa, bir yerinde olacağını hissediyorsa o zaman oraya yol veriyorlar. Yok dahil olacaktan hissetmiyorsa başka bir çözüme e, e, gidiyorlar. Yani Montella hayırlı olsun artık başlamış ama yine söylüyorum Aykut Hoca da olsa, Sergen Hoca da, Rıza Hoca da, Samet Hoca da, Fatih Terim de, yani e, Hikmet Karaman da, Yılmaz Ural da, ya yani bunlardan biri herhangi bir ya da işte milli görev çağırırsın, Çağdaş Hoca'ya getirirsiniz. Ya da gidersin İlhan Palutusya'yı getirebilirsiniz daha geç. Mesut Bakkal'ı getirirsiniz. Mesele şunu anlatmaya çalışıyorum. Tolunay Hoca'ya getirirsiniz. Yani kimin geldiğinin önemi yok yerli olmasının önemi var benim nazarımda yani şu olsun bu olsun demem yani Fatih Terim olsun işte sergen hoca olsun e, bu olsun demem o bize yakışık almaz ama çünkü temel olarak hani onu da söyleyebiliriz ama buradaki temel iki tane felsefe bir Türkler gelince ne oluyor başarılı oluyoruz veriler iki bilim ne diyor bilim de diyor ki kendi ülkelerin hocalarıyla milli takımlarda daha başarılısın diyorlar hani belki şeydir voleybolun etkisi olmuş olabilir. Voleybol rüzgarı e, olabilir. Yani voleybolda İtalyan rüzgarı <laughs> e, dan sonra Montella ile futbol rüzgarına çevirmek istemiş olabilirler. Olabilir. Montella tercihinden sonra bu sosyal medyada da çok konuşuldu. Tabi biraz e, işin e, goy goy da diyebiliriz konuşulmasına sosyal medyada ama bilmiyorum ne kadar etkili olmuştur. Ya bilemiyorum ya. Olmuştur herhalde. Yani ama tabi o zaman milli takımada bir şey Küba'dan Sırbistan elinden bir Küba alıp bir Vargas modeli de oluşturmamız lazım sadece. Onun için Taliska falan lazım. <laughs> Vargas Taliska benzetmesi de çok yapılıyor. Vargas Taliska 5 yıl öncesinden başlamamız gerekiyor biliyorsun. Ağrılıyor olmuştu bir dönem. Yani Aynen. O zaman istiyorsan abi e, Galatasaray'a geçelim. Üç büyüklere geçelim. Milli geçelim. Umarım milli takımın e, maçları var. E, Hırvatistan oradaki maç çok önemli. Buradaki maçlar Latonya'ya... E, galleri e, yenmenin gerekiyor. Bundan sonra maç galler yani, deplasman de herhalde her şey Grup, kendi grup orada kırılacak herhalde. Montella da hayırlı olsun. İnşallah başarılı evet, olur. 2024 yerimiz... Almanya'da bizim için de çok önemli. Evet. Yani gidersek evet. Almanya orada da yani. ev sahipliğinde oynayacağız. Tabii, Tabii. önemli işler yapabiliriz. Yani kendi evimizde lazım. oynayacağız. Almanya artık ben deplasman de saymıyorum. Evet. Hayırlı olsun. Başarılı Hayırlı olsun oluyoruz. diyelim. O zaman Galatasaray'a geçelim. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag beraberliği. 2-0'dan gelinen son dakikalardaki gollerle bir puan kurtarıldı. Önemli bir puan. Hafta sonunda Başakşehir 2-1 yendi Galatasaray. Zor bir maçtı. Kazanmayı bildi. Ee, bu iki maçı e, değerlendirmeni istiyorum abi senden. Özellikle yeni transferler takıma yavaş yavaş adapte oluyor. Ziyeş, e, TT. Zaha görev aldı. Endombele süre aldı. Davinson Sanchez e, Başakşehir maçında oynadı. Galatasaray'ı nasıl görüyorsun? E, bir gelişme var mı sence sezonun başına göre? Bence var. Yani Galatasaray taraftarı e, çita o kadar yükseldi ki e, geçen seneyi unutmuşlar. Yeni bir format atılmış. Galatasaray taraftarı şunu söylüyor. Takımımız her zaman muhteşem olsun. Çok iyi olsun. Üst seviyede oynasın. Ya bu teknik olarak mümkün değil işte. Sezon başları, yeni transferleri, yeni süreçler. Ve e, ilginç bir olay Okan Buruk Hoca e, orantısız bir şekilde eleştiriliyor. Tabii ki Moğol demançlarındaki maçlarındaki kritik e, oyun, e, biraz daha e, geçişlerdeki sıkıntılar, diğer taraftan verilen pozisyonlar, e, rakibin daha güçlü olması. Kopenhag maçına döndük. Kopenhag maçında da özellikle 2-0'a gel geliş ve 2-0'dan sonraki dönüş. Bunlardan dolayı tabii ki her teknik adam, her oyuncu grubu eleştirilebilir ama biraz işin gerçekleriyle ilgili de iyi bakmak lazım. Oyunun geneline bakmak lazım. Bu açıdan bakıldığı zaman enseyi karartmaya da gerek yok. Galatasaray umut veriyor oyun olarak. Yani daha heyecanlı ve oyun içerisinde kopmuyor. Şimdi ben Kopenhag maçını izlerken de tamam belki 2-0 insanları yanıltıyor olabilir ama benim gördüğüm, benim futbol analizi olarak baktığım konu şu ve Okan Burak ve Galatasaray'a haksız yapıldığını düşünüyorum bu konuda. Eleştiriler biraz dozajını arttı. Tabii ki eleştiri olacaktır ama şimdi birincisi eee Icardi gibi bir yıldız var elinizde. Çok özel bir oyuncu. Niye bu paraları ödedik? Türkiye olarak, Galatasaray olarak Şampiyonlar evet, için. Şampiyonlar Gol böyle aslında. İki tane net pozisyon buluyor. Icardi'nin atacağı pozisyonlar. Orada heyecanlanıyor. Ha, sen diyebilirsin ki kondisyon seviyesinde problem var. Sıkıntı evet, var. Okan Hoca da onu söyledi aslında. Ee, yani yağ oranı düştü, kilo verdi ama hala tam hazır değil. Ee, özellikle milli arada ona e, daha fazla e, farklı bir program uygulayıp biraz daha e, yağ oranı düşürüp daha fit hale getirmeye çalışacağız dedi. Ben tribündeydim Kopenhag maçında. Yani Icardi'nin biraz fizik olarak e, Kopenhag savunması arasında ezildiği belli oldu aslında. Çıplak gözle yani tribünden izlediğin zaman e, o kondisyon seviyesinin daha aşağıda olduğunu görüyor. Kamera genelde bütün oyuncuları takip ettiği için Icardi e, zaten oradaki temposlu çok kameralarda gözükmez. E, biz de izlediğimiz maçlarda aynı şekilde görüyorduk ama bu Icardi orada iki pozisyonu yakaladığın zaman bunu atacaksın. En azından ikiden birini atacaksın, yolunu atacaksın. İki, ee, Kerem'in pozisyonu iki tane net pozisyon biri direktten dönüyor. Kerem normalde daha zorlarında içeriden tek vuruşlar bırak yani şeye. Gole çevirmiş bir isim? İki vuruşun biri direkt biri dışarı çıkıyor. Şampiyonlar yani, o, Ligi heyecanı sezdin mi Kerem'de? Yani var heyecan var ama Kerem her zaman heyecanlı oynuyor. Yani Kerem'in performansı Galatasaray adına inanılmaz derecede e, yükselmek istemesinin nedeninde bu var. Yani iyi bir şeyler yapmak istiyor ve bu, bu pazarı iyi kullanmak istiyor. Kerem'le ilgili bence şöyle de bir sıkıntı var. Belki dikkat çekmişsindir. Abi. Galatasaray taraftarının Kerem'e kredisi çok yüksek değil. Yani Kerem bir hata yaptığında hemen tribünden homurdanmalar başlıyor. Ben doğru bulmuyorum. Ee, Kerem'le Yunus'un eleştirildiği dönemdi. Geçen sene hatırlıyorsun. O zaman Kerem Galatasaray'ın en büyük değeri Türk futbolunun değeri demiştim. Hala onun arkasında Yunus için de aynı şeyleri söylemiştim. Sadece Rashica'nın performansı nedeniyle Yunus öne çıkamamıştı. Yunus ki e, şey Rashica o dönemde e, birçok ismi kesmişti. E, Yunus'un transfer yapması, Kerem'in performansı bunlar kendi değerlendirdiğimiz. Yani Türk oyuncu olduğu için oyunculara böyle e, eleştirmeyi çok doğru bulmuyorum. Ben Kerem'in Galatasaray'da her yönüyle, her ortamda e, katkı sağladığını düşünüyorum. Yani şey kontenjanlar oynamıyor. Yani 3 yabancı 3 Türk oynamak zorunda kaldığı için oynatılan Şampiyonu bir oyuncu. değil. Şampiyonlar öyle bir zorunluluk yok Bugün zaten. Bugün kadro yapsam, eee kadroya kim yazarsın dersen mesela 4 oyuncu yazsam ilk sıraya yani Icardi yazarım, Kerem yazarım. Ondan sonra Mertens'i yazarım bir de eee e, e e yazarım. yazarım başlangıç hikayesi olarak. E, bu ara Muslera'yı ya bile yazmam çünkü evet, Muslera'yı ben de sana soracaktım. Sen benden önce açtın konuyu. İki maçta da özellikle Kopenhag maçında hatalı goller yedi. Yani iki, hem Başakşehir hem Kopenhag maçında iki hatası da aslında çok benzer. Yani zamansız bir çıkış kaleyi boş bırakması ve boş kaleye atılan goller. Bu aşırı özgüvenden kaynaklanıyor. Çıkışlarında çık, eskiden çıkmazdı bunları. Yani çıkmak başka bir kelime. Yani burada e, pozisyonlarda e, hata yaptı yani. Burada konsantrasyonla ilgili ya da aşırı özgüvenle ilgili bir sıkıntısı var. Bence Mustera ile konuşulması lazım. Mustera'nın kredisi Galatasaray taraftarında çok yüksek. Bitmez. Yani harca harca bitmez. O hatalar yapsın ama hayaller de var. Bir gerçekler var bir de hayaller de var. Hayaller nedir? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir yere gitmek istiyor. En büyük rakibi Kopenhag. Kopenhag'la burada beraber kalıyorsun. Yani avantajı tarafa geçen o. Ama buna rağmen diyorum ki Buna rağmen diyorum ki Galatasaray'ın 2-0 yenilgiye reaksiyon göstermesi kıymetlidir. 2-0'dan 2-2'ye getirmek kıymetlidir. 4 tane, 5 tane net pozisyon harcadı Galatasaray. Ya bir tanesini, iki tanesini alsaydı biz bugün 2-0 konuşmayabilirdik. Bir de taraftarın baskısı da çok iyiydi yani. İlk 20-25 dakika bir gol olsa maç başka yere gidebilirdi. Aynen öyle. Yani Galatasaray'da şöyle bakmıyorum. Galatasaray'a baktığım zaman ben... Ya işte ya Galatasaray'ın durumu çok karışık ya buradan toparlayamazlar şimdi Kopenhag vesaire değil. Galatasaray bu Galatasaray iyi, yap iyi yapabilirse, iyi, doğru baskı yapabilirse mesela şey maçının, e, Kopenhag maçının belli bir ön önünde baskı yap toplar kaptı. Mesela Manchester'da aynı hataları yapıyor. Yani belli noktalarda Manchester'da da önde bastığınız zaman United hataya müsait çıkmakta zorlanan bir takım görüntüsü var. O yüzden nereden ne yapacağın çok önemli ve Galatasaray bu anlamda Bakarsın hep biz Kopenhag üzerinden okuyoruz ama Manchester'dan da puan alabilir. Bayağı Münih'e bir şey diyemiyorum. Bayağı münh içeride dışarıda hani 66 net faul yapsa. Almaz yani Galatasaray burada işte, bu beraberlikler, bir galibiyet işte içeride dışarıda. Mesela Galatasaray burada şey yenildi ya, berabere kaldı ya Kopenhag'la. Galatasaray iddia ediyorum işte Kopenhag'daki maçı kazanacak. Kazanabilir evet. Yani, yani şu şuradaki maçı kazanacağını düşünüyorum ben. Galatasaray'ın yeni transferleri henüz fizik olarak da ya, yani yeterli durumda değiller. Tabi o maça kadar çok maç oynanacak. Ya yani Onlar da yeterli duruma geldikleri zaman, fizik kalite arttığı zaman başka bir Galatasaray izleyebiliriz. Omurgası sağlam. Neydi Galatasaray'ı ayakta tutan omurga? Muslera. Önde Nelson. E, Nelson Torreira, Icardi. Torreira. Icardi. Şey var. E, pardon. Torreira. E, Mertens Hikardi. Mertens Hikardi vardı. Solda da Kerem'i koyuyorum. Sağda Raçisa e vardı. Şimdi buradaki aksiyon nokta ne oldu? Galatasaray'ın defansında sıkıntılar var. Musteri hata yapıyor ama Musteye hata yaptıran ekip var. Yani orada Abdülkerim ile Nelson e, ikilisi uyumunda problem var. Nelson'da Galatasaray'daki en büyük problem Nelson. Bir Nelson'da ki, çok net bir düşüş var. Sanchez Nelson'un formayı aldı Kesinlikle değil Kesinlikle almalı. Zaten son maçta da aldı. Yani buradaki hoca da onu gördü zaten. Yani Nelson haftalardır. Haftalar değil bu transferi gerçekleşecekti, gerçekleşmedi, kaldı, 25 milyon gündem oldu. Kafası gitmiş. Nelson'un bir an önce Türkiye'ye dönmesi lazım. Galatasaray eski form fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Nelson o transfer döneminden sonra oldu buraya gidecek ve 25 milyon falan o görüşmelerde ne oldu bilmiyoruz. Gerçekten teklif vardı gitmek istedi mi gidemedi Galatasaray ucuza vermedi mi kafası şu anda dağınık. Yani Nelson'u hatırla o dirsekleriyle vücuduyla rakibi hmm. yapışırdı böyle şimdi o Nelson'u göremiyoruz. Bunu göremeyince de kademede problemler oluyor. Zaten Abdülkerim'in arkasına atılan toplarda derinlik kaybolması ile ilgili ciddi sıkıntıları vardı. E şimdi bir de üzerine Nelson'un dikkatsizliği ve şeyden uzak kalması, Abdülkerim'le uzak kalması Galatasaray'a birçok hataya neden oluyor ve gollerin yenmesine neden oluyor. O yüzden eee Sanchez'in gelmiş olması muhteşem çünkü en büyük özelliği formda bir Sanchez'in hem depes olması, hem Şampiyonlar Ligi gibi bir tecrübesi, hem de arkaya atılan toplardaki kademeye giriş özelliği. Bugün Abdülkerim ile Sanchez ikisine dönebilir yurt içinde, yurt dışında da Belki orada şeyle oynayacak. Ee, Üçlü Nelson oynar, oynar mı sence Galatasaray? Abdülkerim, Nelson. Ee, Bayan Münih maçlarında. Davinson sağda. Boy solda Angelino. Olabilir. Yani düşünülebilir. Beşli savunma. Angelino solda bu üçlü, zaman. Bu üçlüden vazgeçin. Bu üçlü şey aman Galatasaray üçlü oynuyor değil. O Tabii, beşli savunma beşli oynuyor. Yani. Beşli Üçlü falan, O aldatmaca. Türk, hmm. dünya futbolunun en hocaları övmek için en iyi aldatmacası. Efendim biz e, üçlü. Ya üçlü oynarsın üçlü hücum sisteminin oyunudur. Bu biz buna beşli oynar mı diye sor, o, sormak lazım. Seninle ilgili herkes de aynı. Hoca öveceğiz. İşte hoca üçlü oynuyor. Üçlüden kasıt üçlü üç stoper yani. Üç stoper Orijinli beşli. Yani. E, Önde beş de iki, tane, yani. üç tane oyuncu dikiyorsun. 8 kişiyle savunma yapıyorsun. Sen diyorsun ki Manchester United'a karşı, Bayern Münih'e e karşı, Galatasaray beşli savunmayla çıkmalı mı çıkmamalı. Ben çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin bir tarzı var. Bu tür maçlarda tarz değişikliğine hiç gerek yok. Oradaki, öndeki şey yaparsın biraz daha oyunu altı e, pasın biraz daha önünde kurarsın. 18'in önünde kurarsın, fazla ileriye çıkmazsın, kurmazsın. Takım olarak kompakt oyun oynarsın, bununla da kapatırsın. Evet, şimdi hocalar dörtte oynuyorlar, dört solma işte sol ona göre formasyon, ona göre çalışmışlar. Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyorum ya da büyük maça çıkınca sola kim atıyorum? Cenk atıyorum. Hayır da Stefan Cenk'i niye attın sola? Altasara üçlü oynarsa bence bunun sebebi Angelino'nun e, hani çok hücumcu bir bek olması ve arkasını yeterince kapatamıyor olmasından kaynaklı bir düşünülebilir oraya. Abdülkerim'i biraz onun arkasını atacak şekilde. bravo ama bu tartışma şöyle Hüseyin. Öyle bak, bakarsan işin içerisine çıkamaz. Takım belli bir şey alışıyor. Yani biraz bak hücum oynamak aldığın riskleri dersin ki biraz fazla çıkma, fazla riske girme dersin. o da duramıyor. duramıyor. İdeal sol bek o. Benim en sevdiğim sol bek modeli o. Yani ben şeyi de beğenmiyorum. Yani o sayısam öyle beğenmiyorum. Hani kötü oldukları için değil. Fenerbahçe büyük takım refleksinde değiller. Ben Anholt'u da beğenmiyordum. Ben Anholt'u eleştirdiğim dönemlerde ya bu hocalar bununla çalışmaz dediğimde Anilino geldi. Anilino bu anlamda Gerçekten e, Galatasaray'ın istediği, özellikle Türkiye'deki maçlarda e, çok inanılmaz katkı sağlayacak, ileri gidebilecek bir oyuncu. Şaşaboy'u da kez öyle, sürekli gelip gidiyor. Şaşaboy'u, e, bugün e, DiBuayı Başaşehir'e yollayan bir oyuncudur. Neden? Hani satılmak üzereydi ama modern futbolda hem gidip gelecek, hem savunma yapacak, hem hücum yapacak kanat bekleri olmadığı için hocalar ileride, takımlar ileride üstünlük sağlamakta zorluk yaşıyorlar. Galatasaray bu anlamda dörtlü savunmayla oynamalı. Nelsonla e, Sanchez birlikte olabilir. Onların önündeki Torreira'nın yanında Soğan'da orta sahada e, bir kompakt bir şey oluşturman lazım. Orada ve Storer'ın yanında tercih edeceğin oyuncu ile ilgili e, bir tercih olabilir. O da Ndombele bence. Çünkü daha agresif, daha sert. Yani orada daha kibar bir oyuncu ile çıkmak olarak, yani fizik tabii, olarak da... ne olacak o dönemde? Şu anda biraz onun eksiği var. Var ama çok o geliyor. Yani o evet, fizik olarak yani güçlü ben bir oyuncu ama... Yani ben, ben şeyden Paris, e, Fransa döneminden bilirim onu. E, Fransa dönem maçlarını izliyordum. E, evet İngiltere'de biraz e, sıkıntılar oldu vesaire ama... Ee, gerçekten e, Fransa'da Lig 1'de çok e, özel işler yaptı. E, Şampiyonlar Ligi'nde 25-26 maçı var, Avrupa Ligi'nde 26 maçı var, agresif, sert bile geçiş oyunda da var. Yani hem savunmaya yardım ediyor hem de ileride ara ince 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 yapma özelliği de var. Çok özel bir oyuncu zaten. Yani tek e, soru işareti fizik olarak ne durumda olacağı. 15 güne kadar milli aradan sonra sen, onların hepsi hiçbir sorun kalmaz. Ki Galatasaray'daki düştekini Galatasaray geç form tutuyor. Evet, geçen sene de öyleydi. Geç toparladı. Tek farkla kazanarak. Soru şu. Ne kadar kaybediyor? Evet önemli olan. Yani kötü oynarken kazandığın zaman zaten iyi, oynamaya başlayınca. Galatasaray, Galatasaray karamsar bir tablo görmüyorum. Tam tersine Okan Hoca o, o zaman, zaman Galatasaray'ın Galatasaray geçen seneki tek farklı galibiyetlerinden bahsetmişken benzer bir tablo bu sene Fenerbahçe için var. Fenerbahçe'ye geçelim istiyorsan. Geçelim ama Galatasaray'da Tete'nin son attığı gol vardı. O şeyin golü seçildi. Eee haftanın, haftanın golü. golü seçildi. O dönemin ee, önemli. Yani oyuncuların e, yavaş yavaş adapte olmaları. Zaha daha bir mesafesi var. Yani en Endombele daha çabuk uyum sağlar. Ama Zaha daha böyle eski bildiğimiz Zaha. sakınıyor sanki kendini. Sakınıyor. Daha böyle oyuna giremedi. Yani birisi %50'sinde daha, daha daha iyi maçlarını hatırlıyoruz. O da toparladığı zaman Galatasaray iyi bir yöne doğru gidiyor. Yaptığı transferler içerisinde iki transfer ben çok beğenmiştim. Birincisi Sanchez. Davinson Sanchez ki Beşiktaş da çok istemişti o dönemde. Hızlı, kaliteli, akıllı. Tam Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyaç olacak bir oyuncu. Diğeri de Endombele ki e, şu anda e, Endombele'nin gelişi Galatasaray'daki iki en iyi transfer kim dersen zaten Icardi'yi falan saymıyorum. Bu ikisilerin ikisinin de katkısını, kalitesini şimdiden görmeye başladık. Fenerbahçe Alanya'yı yendi 1-0. Ligde 5'te 5. Bir erteleme maçı var onu oynamadı. 6. Altı, e, haftadayız ama 5 maç oynadı. 5'te 5 yaptı. E, Avrupa'da da sezon başından beri 7 maç oynadı. 7'de 7 yaptı. 12 maçın hepsini kazandı Fenerbahçe. Avrupa'da da anlatı yendi 3-1. Ki e, çok geniş çaplı bir rotasyon yaptı İsmail Kartal. Neredeyse 11 Şaşırın evet ya. bütün 11'i değiştirdi neredeyse. 6-7 oyuncu değiştirdi yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe için ne diyorsun abi? Beklenenin çok üstünde mi başladı evet. sezona? Ya Fenerbahçe şu andaki en başarılı takım Fenerbahçe. Neden? Ee, takımdaki oyuncu grubuna baktığımız zaman 11'de %70 oyuncu değişmiş. Yani geçen, takın, sene. geçen sene 11'de oynayan oyunculara değişmiş. Yedeklerden girenler var. Ee, daha farklı bir e, yapı oynanıyor. Ee, biraz daha hocaya dayalı bir sistemden biraz daha dengeli bir sisteme e, döndü. Biraz Bahçuhay'ın orada biraz bireysel mutsuzluklar oldu. Problemleri, reaksiyonlarını görüyoruz, izliyoruz. Bunlar yönetilebildiği müddetçe ben Bahçuhay olayını da mesela büyük kriz olarak görmüyorum. Yani kulübede oturup böyle kurbanlık koyun gibi sırasının gelmesini bekleyen futbolcular var. Ya bu futbolcuyu mu tercih edersin? Yoksa sahada olmak isteyen, onun için mücadele eden ama saygı sınırını aşmamak kaydıyla. Ama tabi. sanki son maçta biraz açtı gibi aştı yani de. gol attın, oynadın. Hani oyundan çıkarken de çok da bir şey yapmamak lazım. Ya tam Belçika milli takımın direkt 11'de oynadığı dönemler de oldu. Onu kabul edelim. Bu Lukaku'nun Sakarta dönem ya da oynamadığı dönemlerde o inisiyatifi aldı. Karakter olarak da özünde iyi bir futbolcu. Ben Beşiktaş'tan da tanıyorum ama bazen oyuncular böyle gelgitler oluyor. Şunu bilmeleri lazım oyuncu arkadaşların yani sen hocana saygısızlık yapmıyorsun. Sen senin yerine giren arkadaşına saygısızlık yapıyorsun. Yani ama yine söylüyorum bunlar tölere edilebilir, anlık reaksiyonlar olur. Bunları böyle karşılayabilirsiniz bunu yönetebildiğiniz ölçüde başarılısınız. Yani hocalar oyuncuların bu reaksiyonlarını takım içinde dengeyi bozmadan yürütebiliyorlarsa onda bir başarı vardır. Çünkü şuna bakmak lazım. Yani Edin Ceko büyük bir yıldız ama 37 yaşında büyük bir tecrübe. Ve bu tecrübe varken de onu tek başına bu kadar üç cephede savaşması mümkün değil. Yani belki maçları 95 dakika çıkaramayacak. Daha da zorlaştığı zaman kritik maçlarda görev alacak. Belki ligde dinlenecek. Batshuayi ile kalması daha belki Fenerbahçe için hayırlı oldu. Onun arkasında da Umut Nayır var. Bu da çok önemli. Yani o, o da bir önemli bir isimdi. Ee, Türk milli takımının bir dönem birinci golcüsü olarak çıktı. Ee, şimdi Fenerbahçe de üçüncü oyuncu durumunda. Ee, Batshuayi'nin bu tür davranışları ben şey görüyorum. Biraz daha toleranslı bakıyorum meseleye. Neden? Çünkü e, bu yarışta e, hırslı sürekli sahada olmak isteyen ve o hırsını sahada gösterecek oyunculara ihtiyaç var. Yani derdin yoksa bizden değilsin diyor ya derdin yoksa e, forma ile ilgili bir derdin yoksa paraya odaklanmışsan geçmiş olsun. Ama Öyle şimdi bence lazım. şöyle bir şey de var orada bazı hocalar e, 13-14-15 oyuncuyla sezonu bitirir hep aynı takımı kurar oynatır. Ama İsmail Kartal böyle olmayacağını gösteriyor yani. Sürekli rotasyon yapıyor. Her oyuncuya şans veriyor. Yani Batu de buradan e, bir çıkarım yapıp ben nasıl olsa oynayacağım bir şekilde fikrine kapılıp yani bunu düşünüp biraz daha bence e, davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani İsmail Kartal sezon başından beri hiç oynatmasa ya da bir iki maç zorda kaldığında sakatlıkta falan oynatsa e, belki böyle bir tepki gösterebilirsin ama Zeko sakat değil. Formda ona rağmen Avrupa maçında seni 11 çıkartıyor hoca yani. Bunu biraz göz önüne almalı diye düşünüyorum. Kesin. Yani biraz e, bir defa yaparsan hoş bakarlar. İki yaparsan... E, ikinciyi yaptı yani. 2 yaptı. Üçüncüye de e, kulağını çekerler. Yani e, dedim ya bir re reflekstir. İki e, duygudur. Üç üst dönüşür. O zaman da gereği yapılır. Ama ben e, Fenerbahçe'deki bu ortamın, bu renkliğin ya da bu hırs ortamının e, Bahçuhay'da de e, bu sorunu çözeceklerini düşünüyorum. İrfan Can için ne diyorsun abi? Bu sezona iyi başladı. E, yani Fenerbahçe'ye geldiğinden beri hiçbir sezon herhalde beklenen katkıyı sağlayamadı. Çok büyük paralara transfer oldu. Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden aldı. E, bu sezon ama biraz daha... Kıpırdandı gibi yani o beklenen performansı en azından şu ana kadar gösterecek gibi görünüyor. Tabi sezon çok uzun ne olur bilinmez ama şimdilik gayet iyi. İsmail Hoca e, bence Türk, Fenerbahçe Türk oyunculara da kimlik kazandırdı. Onlarla konuşuyor, inisiyatif veriyor. Mert Hakan'a kaptanlık verdi mesela son şeyden. E, zaten e, bu tür tecrübeli oyuncular inisiyatif alırlarsa... Hoca inanırlarsa daha iyi olur. İsmail Hoca'nın gelişinden sonra İrfan Can'da bir gözle görülür bir artış var mı? Var. Bir toparlanma var mı? Var. Hırs var mı? Var. Şimdi oyuncu şuna karar verecek. Tribünler ısıklıyor muydu İrfan Can'ı? Evet. Isıklıyordu. Isıklanan ee, bir oyuncu olmaktansa alkışlanan bir oyuncu olmak ya da formayı alıp e, tribünlere deplasmanda gitmek. Alanya'da e, onlarla bütünleşmek daha güzel duygular. İrfan'ın neyi seçeceği önemli. Burada İrfan gibi oyuncuları biliyoruz ki İrfan bu tür seçimleri kendileri yapar. Allah vergisi bir yeteneği var, hırsı var. Ne oynamak istediğiyle ilgili kararı kendisi verecek. Geçen sene bu motivasyonu yoktu. Kabul etsin ve ıslıkların nedeni de hiç başkasından kaynaklanmıyordu. Kendisinden kaynaklanıyordu. Ha Jesun'da payı var mıydı? Vardı. Jesun oynattığı mevkiler, zamanlamalar, süreçler, takımlar ona katkı sağlamıştır. Ama İrfan Can'la ilgili şunu söyleyeyim. İrfan Can artık oynamak ve Fenerbahçe'nin başarısında e, lider bir futbolcu olarak e, pay almak istiyor ve ben şimdi bu şekilde görüyorum. Milli takım için de önemli bir isim yani onun yükselmesi milli takıma da yarar. Yarar Beşiktaş'a geçelim istersen abi. Ben Fenerbahçe ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Oskar ile ilgili yani daha toparladı kendini. Biraz daha ilk geldiği günlerki eleştirisel tavrımız yok ama yani ben e, büyük takımların beklentileri yani herkes her mevkide oynayabilir. Yani her futbolcu her yerde oynar. Her kendine de hak görür ama Fenerbahçe'nin sol bekinin ben çok daha e, dinamik olması gerektiğini düşünüyorum. Sağ bekinin daha katkı sağ, katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. E, yani ileri çıkmak değil. 5 e, Beşiktaş'ta da konuşacağız şimdi o konuyu mesela sağ bek, sol bek çok top kaybı yapıyorsa bilip bir orada problem vardır. Ee, ama e, ben e, Fenerbahçe Ferdi'yi sağ bek oynatıp yedeğini e, Osayi o sayı Samuel yapıp e, solda da bir tane iyi bir 96 boyunda falan değil öyle 1.75 1.80 oralarda e, gidip gelecek atletik yapısı kuvvetli e, sürekli top taşıyıp kanatlardan bindirme yapacak ters ayaklı oyunculara Vuruş konforu sağlayacak devre arası bir sol bek transferini transferi düşünüyorum. 6 numaraya zaten bakıyorlardı. Belki 6 numara da olur arada. Ama Crespo'nun da son dönemde "Altı aramayın ben buradayım." mesajını da dikkat dikkate almak lazım. Kim ki o Crespo? Şey tarafından Jesus tarafından gönderilmesi gereken iki oyuncu vardı en başta. Crespo ve ee, Zayistı, bir de Pelkas'tı. Pelkas gitti. Zayis ve Crespo, ister. İsmail Hoca'nın gelişiyle birlikte geçen senenin en verimli iki oyuncu, İsmail Hoca dönemin en parlak üç oyuncusundan iki tanesi. Biri Zayis, diğeri Crespo. Crespo da bunun dönüşünü sağladı. Hani biz İrfancandan konuşurken Crespo'yu da atlamayalım. Ocak ayına kadar Crespo da altı numarada. Yerli İsmail, bizim ile İsmail birlikte e, orayı idare edecek gözüküyor. Belki transfer yapmaz Fenerbahçe eğer iyi performansları yeterli Belce olursa. Bence yapar. Ya da sol Solbek'i mutlaka yapmalı bu arada. Beşiktaş'a geçelim o zaman. Trabzonspor e, Trabzonspor yenilgisi. Peşine Kulüp Brüj maçında e, bir puan alındı ama e, oyun olarak herhalde kimse beğenmedi. E, Kulüp Brüj bayağı gol kaçırdı. Yani e, çok farklı bir maçta bitebilirdi. Bu iki kötü oyunun üstüne... Kayseri Spor'u 2-1 yendi Beşiktaş. Geriden gelerek kazandı. Herhalde burada da bir e, puan kaybı yaşansa e, ufak çaplı bir kriz çıkabilirdi diye düşünüyorum. Sen nasıl görüyorsun abi Beşiktaş'ı? Ya Trabzonspor maçında e, şunu söylemeliyiz ki en önemli nokta Beşiktaş bu kadar e, top hakimiyeti, oyunda kontrolü sağlıyorsa e, bunu neden e, gole çeviremedi? Yani bu kadar net bir mağlubiyet niye aldı? Bu bir sorgulanması gereken konu. Ben Beşiktaş'ın oyun direncinin e, en azından e, temposunun düştüğünü e, varsayıyorum. Bunu nerede daha net gördük? Buruj maçında. Kulüp Buruj maçında ilk 45 dakika biraz daha dengeli gibiydi. Orada e, ama ikinci yarı 45'ten sonra Kulüp Buruj şampiyonlar ligi takım olarak geçen seneki o, o seviyede kadro kurdu. Ona göre mücadeleler yaptı. O seviyenin takımı sürekli oralarda yer alıyor. O yüzden e, grubun iki favorisi var demişti dünya kamuoyu ki ben de katılıyordum Burcu'yla Beşiktaş. Bu iki favorinin maçından ne çıkar diye beklerken e, beraberlik çıktı. Tabelaya baktığın zaman diyor ki o Beşiktaş deplasmana gitmiş. E, bir puanını almış. Şu anda grup lideri. E, Galatasaray kendi evinde Şampiyonlar Ligi'nde en büyük rakibi kabul edilen en azından Avrupa Ligi için kabul eden Manchester ve e, United ve e, Bayern Münih'in ardından Kopenhag'la Galatasaray orada e, şey yapabilir diye pozisyon alanlar e, nasıl oluyor diyor Galatasaray içeride berabere kalıyor alkışlıyorsun e, Beşiktaş dışarıda berabere kalıyor, eleştiriyorsun diye farkı şu e, skora dayalı konuşmuyoruz ve konuşmamalıyız daha evet. her takımın kendine ait bir takım değerler var bir enerjisi var bu enerji tabii ki Galatasaray çok başarılı değil kendi evinde kendi sahabe seyircisi önünde iki gol yiyip dört tane gol kaçırıp e, son anda beraberliği kurtarmak 10 e, kişi kaldıktan sonra bu, 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 bu üzerinde durulması gereken bir durum. Ama e, bir taraftan da tutunabileceğin, maçta anlatabileceğin, galatasaray adına düzelebileceğin inancın birçok nokta var. Beşiktaş'ta da ilk yarı şöyle baktık. E, yani oyun kuramadı. Doğru net e, pozisyonlar oluşturamadı ve ikinci yarı başladıktan sonra yaklaşık 75. dakikaya kadar, 70-75'e kadar orada e, 45 ile bir 30 dakika falan 25-30 dakika inanılmaz bir taarruz vardı. Sağlı sollu ataklar, Beşiktaş orta sahası düştü, e, ee, surklase oldu. Yani bir boksör maçında, ee, yani iyi boksörsünüzdür, iki denk boksördür, maç yapıyorsunuz ama bir anda eliniz gardınız düşer, yumruk atarken gardınızı açtınız, rakip oradan başladı vurmaya. Beşiktaş'ın gardı düştü. İlk defa, yani uzun yıllardır ben Beşiktaş'ın maçlarını izledim. Beşiktaş 3-0 yenik duruma düştüğü Benfica maçı var meşhur. 3-3'e döndüğü Hı. maç. 3-0 yenik duruma düştüğü maçta bile Beşiktaş'ın gardı düşmedi. Beşiktaş maçı 1-0 kazansa da Beşiktaş'ı eleştirdim. Tabii Konu Mert çok, çok önemli bir performans. Mert'in performansı var ama buradaki temel nokta Beşiktaş hiçbir zaman bu kadar gardını düşürmedi. Yani o o, o çok e, hani ilk yarıyı saymıyorum. Hani stratejik olarak biraz oyunu dengede soğutabilirsiniz vesaire bunda başarılı da olabilirsiniz ama orta saha Beşiktaş'ın e, görüldü ki bu tür tempo yapan takımlara karşı sıkıntı yaşar. E, ve temel nokta şu. Sezon başında da aynı şeyi söyledim. Atiba ve Josef de soza gittikten sonra Beşiktaş'ın atletik, dinamik, fiziksel gücünü de kullanan ve top akışını iyi yapan oyunculara ihtiyacı vardı. Altı numara ihtiyacı vardı. Şu anda kim var Beşiktaş'ta işte altı numara olarak evet. anlam oyuncu? Orada bir. Onana. Onana nerede? Yani 11'de değil yedekte mi? bile şimdi. girmiyor. Yani nerede şimdi? Burada bir sıkıntı var. En ihtiyacın olduğun yer burasıydı. Herkes Amir'le, Amir Hacı Ahmetoviç'le bu işin düzeleceğini zannediyor. Amir e, bu seviyenin yani altı numaranın topçusu değil. Bazı maçlar vardır. Rakip size baskı kurmaz. Amir topu alıyor. Uzun top atıyor. Muhteşem bir pas şey var. istatistiği var. Ayağı atıyor. Topla giri çıkışları var. Bazen oyunu yönlendiriyor vesaire falan. Bunda bir, bir sıkıntı yok. Arkadaşlar futbol sadece hücumda oynanan bir oyun değil. Top ayağındayken oynanan bir oyun değil. Bir de bu işin savunma yönü var. Amir e, ee, Hacı Ahmetoviç Benfica takımı Benfica diyorum. Eee Buruş takımı kulüp Buruş takımı baskıladığı zaman sağdan, soldan, göbekten özellikle darmadağın et O dengenin ayak dur duramadı. Yani bir oyuncu Amir'de duramadı. Eee Gesson duramadı. E, diğer oyuncular da duramadı. Yani orada de duramadı. Şimdi bu hoca tarafından şu olacak değerlendirmesi lazım. Yani Beşiktaş bu kadar olmaz. Yani burayı çözerse Beşiktaş e, ancak olabilir. Ya da a diyelim ki ona on kötü transfer 5 milyon euro da boşuna verildi. Beşiktaş'ın taşın ıı, yükünü kaldıracak seviyede değil bu amelle devam ediyoruz. O zaman başka bir formüle geçin. Amerti 6'da oynayabilen bir oyuncu. Daha sert bir oyuncu. Atın bir Amerti'yi görelim o zaman. Amerti orada belki de gelene gidecek, vuracak vesaire. Ya hiç yoksa, hiç bunu söylemek istemem ama Necip'le yani kendinize yakın, sert oynayan takımlara karşı Beşiktaş'ın orta sahada çok edilgen, geçişken bir yapısı var. Bunun düzeltilmesi lazım. Kayseri maçı. Dönüyoruz Kayseri maçında. Evet Beşiktaş kazandı ama Kayseri'nin hatası, Recep Hoca'nın hatası Beşiktaş'ı önde hiç baskılamadı. Yani 4-2-3-1 oynattı. Biraz daha teknik taktik üzerine durdu ama Beşiktaş yorgun zaten. Beşiktaş'ın aşağıda çıkmış. Beşiktaş akşam 9'da değil maçı 5'e verilmiş. Yani yurt dışında oynamasına Şimdi rağmen. Hoca bu konuya da değindi biraz eleştirdi. Haklı. Haklı yani yayıncı kuruluş. Yani kim neye göre ayarlıyor? Yani bu bir haksızlık yani. Yani e, başka zaman olsa haklı olarak diğer takımlar yapar. Neden akşam Beşiktaş oynamıyor? Yani Beşiktaş deplasmandan geldi. Deplasmandan gelmiş. Şimdi aynı durumu Fenerbahçe Galatasaray'a işte onlar da tepki gösterdiler. Evet. Yani bir mantığı yok. Neye göre mantık? Rating mi mantığı mı? Alanya Beşiktaş... Muhtemelen öyle düşünüldü. Alanya Fenerbahçe maçındaki e, süreçler, e, çekim kalitesi vesaire şey mi dedi? Kayseri namari bu ligin Beşiktaş kanal şey çıktı. Kayseri daha renkli bir kulüp. Futbol daha çok vaat ediyor. Yani bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani yapıyorsa da bunu doğru planlasınlar. Reytingler ortaya koysunlar. Ona onun üzerinden konuşalım. Yani o işler öyle değil ama e, hoca da haklı. Kimse kusura bakmasın. Yani e, bugün hiçbir kimse kalkıp da birazcık futbol haklı olan, birazcık bu sürece makul bakabilen, adalet duygusuyla bakan hiçbir insan, hiçbir futbol sever bu yapılanı anlamlı bulmaz. Ama mesela bu, bu mu? Değil. Tabii. Mesela evet. bu değil. Yani orada iki saat, üç saat dinlenmedin diye de olmadı. Burada temel faktör Beşiktaş'ın orta sahasının güçlenmesi lazım. Yani e, korkarım. Süreç yine Necip'e kalacak. Hadi geçip Necip'e. Chamberlain'i ne? nasıl buldun abi bu maçta? Chamberlain e, benim e, Beşiktaş'a gelen transfer, bu sene yapılan transferler içerisindeki en flash isim. Beklentim vardı. Bunu hep söyledim. Yani sağlık kontrolünden iyi çıkmış. İdmanlar'da özellikle geldikten sonra sağlık doktor raporu verdi. heyet raporu oynayabilir raporunu verdikten sonra ben bu, o raporu da inceledim. Orada e, bir sorun yoktu. İki idmanlarda o bir hafta takip ettim oyuncu içeriden? Nasıl oynuyor, formu istekli mi, arzulu mu? Yoksa Delali gibi yani vurdum duymak, gamsi beklemi mi yatmaya mı gelmiş? E, yok dediler. Tam tersi, hırslı oynamak istiyor, bunun mücadelesini veriyor ve bu şekilde alır. Onu da gördükten sonra dedim ki, e, Chamberlain e, yeni eski günlerine. Yazında da vardı galiba ikinci baharını yaşayacak. Bravo. ikinci baharını yaşayacak bence. Chamberlain, Alex Chamberlain ikinci baharını yaşayacak gözüküyor. Beşiktaş'ın en büyük transferi olur. Olur. Olur ama bir tarafta Getson, bir tarafta Alex Chamberlain olur. Çok da güzel olur. Fakat bunların arkasında kimi oynatacaksın? Amir mi oynayacak? Amir ile son maçta, Kayseri maçında aralarında 20 metre mesafe kalıyor. Yani orada üçlü bir blok halinde ileriye basman lazım. Üçlü blok halde geri çekmen lazım. Yani bunu ortadan kaldıramazsan bu kopukluk rakip takımlar teknik direktörler tarafından çok rahat kullanılabilir. O yüzden Beşiktaş'ın sorunu hala 6 numara. Ve 6 numarayı amir üzerine kurmak çok büyük hata olur. Hani rakip zayıf, önünde baskılayacak gücü yok. Onlara karşı oyna, arkaya yaslansın. Uzun top, yan top, Yüzde %99 pas isabeti. Amir'den faydalanabilirsin. Fakat basan, derbiler yani Avrupa, tarzı, maçlarında. Avrupa, maçlarında Benfica ya da bu kulüp buruş e, ayarında e, maçlarda siz Amir'le sıkıntı yaşarsınız. Amir güzellemesi yapanlara sözleniyorum. Çok kaliteli bir çocuk. Çok iyi bir futbolcu. Çok teknik kapasitesi var ama kibar. Kadife ayaklı. Yani orada geldiği zaman oyunu durdurmak için o Buruj maçını izleyin 25 dakikasını. Orada bir tane Josef lazım. Bir tane Atiba lazım. Yani bir tane melo lazım. Yani orada oyunu bir dakika bir duvar örmek lazım. Gelen geçti, gelen, oh, gelen hoş geldin dediler. Şenol Hoca e, ya dedi, en kötü dedim ki Necip girsin. Necip en azından iki yumruk atar, iki tekme atar. Bazen oyunda o da gerekebilir. Tabii sertlik yani. Topa sertlik tabii. Cık, topa sertlik gidip rakip sakatlasın demiyoruz ama e, bu kadar e, geçilgen, erilgen bir yapı. Orta saha olmaz. Ama Kayseri'de bir moral oldu. Eğer Kayseri maçından bir beraberlik çıksaydı. Şimdi Adana maçı. Evet, Haftaya deriş... içi erteleme maçları. ertelendi olabilecek? maçlar? E, Avrupa Kupası e, playoff maçları vardı. Ama o yüzden ertelendi. Ben karşıyım biliyorsun Evet. De. Konuşmuştuk zaten. Ne oldu? Yani Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namah gruplardan çıktığı dönemde ertelemeyen federasyon, ertelemeyen anlayış ne oldu da şimdi ya da Başakşehir Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde gidince erteleme yapmayan federasyon ya da arka futbol kamuoyu ne oldu da şimdi oldu? Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olunca iş düzeliyor mu? Yani Adana Demirspor maçı ertelenince bu işler oluyor mu? Yani bunları ertelemek bir bir şey bir çözüm değil ki. Yani bu yani lig işte şimdi o zaman mı daha kolaydı soruyorum sana Hüseyin. Yani ya o sona, zaman mı oynasalardı daha kolaydı şimdi mi daha kolay? Bence TFF buna bakmıyor. Biraz oradaki kamuoyuna bakıyor. Yani kamuoyu ne diyor? Nasıl bir algı var? Ben TFF'ye söylemiyorum. Kamuoyuna sesleniyorum arkadaşlar. Şimdi daha zor. O gün Beşiktaş diyecekti ki ben oynamak istiyorum. Adana Demirspor oynayacaktı. Bu erteleme işi çok sıcak değil yani. O Adamına göre, takımına göre, pozisyonuna göre falan. Erteleme, garabet kokuyor. Bence ertelemenin olmaması lazım. Çok gerekli Herkes değildi söyleyeyim. bence de ama tabii Gerek artık yok. Yani geçmiş mantı zaman. Mantı Bakacağız yani. bu hafta içi maçlar. Yok olur. Bunları hatırlayacağız ki geçmişteki şeyler, geleceği ışık. Evet abi var mı başka eklemek istediğin bir şey istiyorsan ya yani Beştaş bir Beşiktaş şu anda bir evet bir belirsizlik var. Bir kuyuya düşmüş kabul ediyorum. Ee, ama Beştaş o kuyulara çok düşmüş. O zaman sana net bir soru çok ikili dönemler oldu. Ama oradan çıkmasın her zaman bir. zaman bilir. sana net bir soru de, söyleyeyim sorayım. Beşiktaş bu Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sonuna kadar götürebilir mi? Sezonun çok başı ama yani, yok, yok. yani. Götürebilir. Yani Şenol Güneş'in olduğu yerde umut vardır zaten. Şenol Güneş işte bak bir yerden tavşadan çıkartır vesaire falan. Buradaki temel nokta çok belirsizlik var takımda. Yani çok bilmeyene denklem gibi Beşiktaş. Yani bunların hallolması lazım. Yani diyeceksin ki ne problem ne var? Ya Cenk Tosun problem mesela hala imza uzatılmadı. Salih problem hala uzatılmadı. Onların durumu belli değil. İşte Amarty geldi işte şey işte Chamberlain hadi oynamaya başladı. Abu Bakar'ın şeyinde bir performansında bir düşüş başladı. Hani gol attı ama genel havasında bir sıkıntı var. Ya bunlar sorun. Ya bunlar e, Fenerbahçe mesela ne oldu? Altay'ı bir gönderdi. Livakovic'i getirdi. Bir anda büyük bir sorun ortak kalktı. Doğru mu? Evet. Ya sorun dediğin öyledir. Bu Beşiktaş'ta tribünler hala başkan yönetim istifa ediyorlar. E, orada bir belirsizlikler var, süreçler var. Camiada bir gerginlik var. Kurullar arasında bir kavga var. Bunlar enerji düşürüyor. Şenol Güneş zoru seçti. Yani bu süreçlerde bence oyuncu seçimleri alakalı daha net konuşmalı. Geçen sene Beşiktaş'ın diyordu ki dört tane sağlam transfer yapılırsa Beşiktaş oturmuş kadrosuyla şampiyonun en büyük adayıdır diyorduk. O dört oyuncu geldi mi? Ahmet Nurçev yüzde 99 şampiyonuz dediğine göre geldi. Yani, yani da söylüyor. Fenerbahçe işte söylüyor. Kendi inancını gösteriyor başkan. Şimdi başkan niye inanıyorsun diyemeyiz. Ama e, Beşiktaş'ın tabii ki şampiyonluk şansı var. Ama çok büyük engelleri var. Birinci engel alınan onana başta olmak üzere oyuncuların e, takıma adapt olması ne zaman olacak bunlar? Yani 6 hafta geçti Avrupa maçlarıyla 10 maç oynadı. Bir oyuncu bu kadar sürede 2 ayda hazırlanmıyor. Yani alınmıyor. adapte olayım derken tamam, adapte kaçabilir yani. Adapte olduğunuz diyelim birinci engel açtınız takımı toparladı hoca kazanmaya başladı. Adana yendi. Yükselmeye başladı Beşiktaş. Bu arada Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. 5 puan liderin gerisinde. Beş puan kaybınız var. Yani 5 puan geriden gelip geçmeniz lazım. Bu bir. iki. Tam randıman yakaladınız. ikinci engel ama bu çukur bu. İtalyan çukuru gibi Afrika çukuru. 8 Kuru. tane futbolcu Afrika'ya gidiyor. Milli takıma gidiyor. E şimdi bu çukurdan nasıl çıkacak Beşiktaş? İkinci çukur. Engeller diyoruz da şimdi askerde komando olarak bilirler, bilirler işte İtalyan çukuru bilmem ne işte şu şey. zıplarsın vesaire falan. Komando birliklerinde. Beşiktaş'ın durumu öyle. Beşiktaş hep zorlayarak ee, hep fedakarlık yaparak bu işlerin içinde olmak durumda. Yorulacak. Fenerbahçe'nin iki oyuncusu var. Mesela Afrika'ya gidecek olan. Osay Samuel. diğer de e, Ceko, Dzeko. Stoper. E, geri kalan oyuncular, onları töreledebilir oyuncular. Beşiktaş'ta Abu Bakar. Mürekka'dan Tut. E, bütün takım gidiyor. 8 yani. tane e, oyuncu gidecek. Sonra tekrar onlar gittikten sonra hoca kalanlar ile idare edecek. Döndükten sonra onların sakatlığıyla ve uyumuyla uğraşacak. Onlar mücadelesiyle uğraşacak. Vallahi kolay değil. Yani Şenol Hoca imkanlar, sıkıntılı imkanlar içerisinde bir zafer çıkartabilir mi? Yani çıkartabilir, niye olmasın? Bekleyip göreceğiz abi o zaman. Ağzına sağlık. Ben teşekkür Yine güzel bir program oldu. Haftanın gelişmelerini değerlendirdik. Haberet YouTube kanalından bu haftalık bu kadar. Ee, gelecek hafta yine Fatih Doğan'la birlikte haftanın spor gündemini değerlendireceğiz.